Nasılsın, iyi misin? İyiyim anne. Allah iyilik versin. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Allah iyilik versin, sağ olasın. Belediyemizle en büyük sorunu yaşadığımız, 5 sene önce sözünü verip de yapmamış oldukları bir mezarlık yolumuz var. Evet. Bu mezarlık yolu artık ağzımızda tüy bitti. Talebimiz bu. Ha, mezarlık yolu yok. Kaç kilometre? 1 kilometre civarı gibi. 1 kilometrelik yolu 5 yıldır yapmadılar. Arıtaşı köyümüzün saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sizler siyasetçilerin gelip seçim zamanı oy isteyip sonra da sizleri unutup gittiklerini gayet iyi biliyorsunuz. Biraz sohbet ettik programdan önce. Tam da bunun bir örneğini bizlerle paylaştınız. Dediniz ki şuracıkta 1 kilometre ötede bir mezarlığımız var. Mezarlığın yolu yok. Cenazelerimizi çamur içerisinde defnetmek zorunda kalıyoruz. Mezarlığa ulaşamıyoruz. Allah aşkına koskoca belediye 1 kilometre yolu yapamaz mı? Bir stabilize dökemez mi? Dökemez. Niyet hizmet etmek değilse, niyet vatandaşın yanında olmak değilse gelip bu sıkıntıyı çözmez. Biz böyle bir siyaseti reddediyoruz. Biz milletimize hizmetkar olmak için yola çıktık. Hiç kimseyi ayırmadan, hepinizin derdiyle dertlenmek, hepinizin sıkıntısını çözmek için yollardayız. Biz sizin yanı başınızda olacağız. Bugüne kadar nasıl hizmet ettiysek aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Erdoğan, oy verirseniz hizmet var, oy vermezseniz hizmet yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böylesine ahlaksız ve acımasız bir siyaset anlayışı görmedi. Bunların hepsini reddediyoruz. Milletin tepesinden bakarak siyaset yapıyorsun. Bugün varsın, yarın yoksun. Ama Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti sonsuza dek baki kalacak. Sözümüz söz. Gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi köyün sıkıntılarını çözmek. Ve göreceksiniz sizin bir abiniz, bir kardeşiniz Büyükşehir'de ve Edremit Belediyesi'nde 7/24 yanınızda olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Gel. Gel yanıma. Ben çocuklara park istiyorum. Heh, söyle. Park. Her köyde var. Çocuklar nerede oynuyor burada? Hiçbir yerde oynamayacağım. Meydanda oynuyorlar. Şimdi buraya küçücük bir park yapmak hiç zor bir şey değil. Çok basit. 2 günde yapılır o. Belediye için hiçbir şey değil. Gel kızım, gel yanıma. Bir kere daha söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti Türk kadınlarının omuzlarında yükselecektir. Geldi, samimi bir şekilde duygusunu, talebini iletti. Söz veriyorum, Allah kısmet eder de biz sizin başkanınız olursak burada çocuklarınızın parkı, mezarlığın yolu ve köprü yapılacak. Bunun için sizi temin ediyorum ve size söz veriyorum. Ben bu köye otobüs istiyorum. Otobüs. Saatli, saatli, hangi saat olursa olsun. Ama bu köye belirli saatlerde otobüs istiyorum. Bak, ayağım ağrıyor. Şimdi insanımız o kadar mütevazi, o kadar candan, o kadar samimi ki ya bir şey istemiyorum diyor. Mezarlığımın yolu olsun diyor ya, cenazemi götürüp rahat gömeyim. Şu köprüm birazcık bir arabanın geçebileceği kadar geniş olsun, arabalar düşecek diyor. Öbür kardeşim dedi ki ya yavruların oynayacağı yer yok, 2 tane salıncak kurun buraya. Şimdi ablam geldi dedi ki yürüyemiyorum ama köyün otobüsü yok. E siz Büyükşehir Belediyesi'dir diye sağda solda caka satacaksınız. 50 milyon lira kalkıp kafeteryalara para harcayacaksınız. Efendim hediyelik eşyalara 40 milyon lira para harcayacaksınız. Konser yapacaksınız. 2 milyon lira konser parası harcamış belediye. 1,5'unu birilerin cebine boca etmiş. 500'ünü de sanatçıya vermiş. O 1,5 milyonla sizin istediğiniz ihtiyaçlar 10 kere karşılanır. Söz veriyorum. Allah senden razı olsun bunları hatırlattığın için. Bunların arkasında duracağız. Sizden bir ricam. Tabii buyur. Ajandanızda Edremit'te köylere proje olarak ne var? Neler yapacağımız burada yazılı. Körfez'deki arıtma tesislerinden zeytin işletmelerine varıncaya kadar, laboratuvar tesisi kurup efendim zeytincilerin hakkını, hukukunu korumaya varıncaya kadar, yerel ürünlerin desteklenmesine varıncaya kadar, yol, ulaşım, her şey var burada. Hiç merak etme, sözümüzün de arkasında duracağız. Çok teşekkür ederiz. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ben de sizi görünce çok hay iyi oldum. Hay maşallah. Allah neşeni bol kılsın senin. Amin. Sağlık, afiyette misin? Sağ ol. Şimdi bak, ben milletvekiliyim.
Şimdi de belediye başkan adayıyım. Evet. Ne istiyorum bu siyasetçilerden? Ne yapsın bu adamlar bu kadınla? Bizi unutmasınlar da. Bir en başta buraya bir araba koysunlar. Unutmasınlar değil mi sizi? Bizi unutmasınlar. Böyle geliyorlar. Tam kazandıkları zaman bizi terk ediyorlar. Alıp gidiyorlar değil mi başkanı? Evet. Başkanı alıp gidiyorlar. Yapacağım deyip de yapmamazlık yapma bizden. Bak başkan. Bak ne diyor yengem? Diyor ki sakın ha ötekiler gibi bize oyun oynama diyor. Kandırma bizi diyor. Ha. Anacığım bak ne güzel siyasi ahlak dersi veriyor. Diyor ki kardeşim söz verin, verdiğiniz sözün arkasında durun. Tabii arkasında vaat durun. Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. Heh. Seçim zamanı gelip oy isteyip ondan sonra alıp başınıza gitmeyin. Gidiyorlar. Heh. Parayı bulan değişiyor. Parayı bulan değişiyor. Kayboluyor gidiyor. Değişiyor evet, değil mi? Değişiyor. Değişiyle yani. Bak sen de ne yap biliyor musun? Sandığa gittiğin zaman evet. O parayı bulup yoldan çıkan, gücü bulup yoldan çıkanları şöyle tepesine bir tane tokmağı vur. İyi insanları sandıktan çıkart. Evet. Olur mu? Tamam. Ben şimdi sana söz veriyorum herkesin huzurunda. Tamam. Ben de söz veriyorum. Bu arabayı ayarlayacağız inşallah. İnşallah. Yani bak köyümüze araba çıkmıyor diyor. Arkadaşlar çıkmıyor. Görüyor musunuz? Araba yani ne kadar vahim. Şuradan ya. Edremit'ten buraya kadar araba evet. Gelmiyor diye şikayet ediyor anacığım. Söz veriyorum bu işle de ilgileneceğim ben. Tamam. Peki Allah razı olsun. Hadi bakalım hayırlı akşamlar. Şey yapacağız. Sağ ol. Sana layık olacağız. Sana layık olacağız. Evet. Sağ ol annem benim. Biz de size layık olacağız. Sen hep layıksın zaten. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? Ne var ne yok? İyisin. Allah aşkına. Allah iyilik versin. Sağ olasın. Ellerinize sağlık. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Nasılsın kardeşim? Ne var ne yok? Keyfin nasıl? Allah aşkına. Nasıl işler güçler? Allah aşkına. Zam geliyor mu? Her şeye. Her şeye. Her şeye. Vallahi mı? Her an. Peki çok sık mı geliyor zam? Vallahi zamsız yani zamsız günümüz yok yani. Her sabah uyandık mı her gün zam. Sabah zamla uyan, akşam zamla uyu. Aynen. Aynı vatandaş zamanda şikayet ediyor mu peki? Ya etmez mi ya herkes geçim sıkıntısında. Hayırlı işler kardeşim. İyi akşamlar. Allah iyilik versin. Sağ olasın. Layık olacağız size. İyi akşamlar. Çok selamlar. Adamdan başlayalım. En büyük bu. Ne haber adamım? Hoş bulduk. Keyfin nasıl? Allah iyilik versin. Tamam kardeşim. Ne var ne yok? İyisiniz. İyi. Sizleri gördük daha iyi. Sağ ol. Allah razı olsun. Bizim de gönlümüz sizinle. İyi ki varsınız. Peki hadi hayırlı akşamlar. Sağ olasınız. Eyvallah. Sağ olun. Bölgenin sorunları çok. Ama inanın bu sorunların her birisini çözmek gerçekten çok kolay. Bakın. Bu kardeşiniz tam 30 yıldır siyasetin içerisinde. Geçen dönem milletvekilliği yaptı. Şimdi halen sizin temsilciliğinizi yapıyor Ankara'da. Bu ülkeyi yönetenler yanlış yönetiyor. Bu ülkeyi yönetenler çapsız ve yetersiz. Ve maalesef haksızlığa, yolsuzluğa ve ranta bulaşmışlar. Balıkesir'in her yeri ranta teslim olmuş. Bakın köyleri dolaşıyoruz. Yazıktır. Hangi devirde yaşıyoruz? Köylerin yolları kötü. İnsanlar az önce gittiğimiz köyde mezarlığımızın yolu yok, çamur içerisinde cenazelerimizi defnedemiyoruz diye şikayet ediyorlar. Halbuki bu coğrafyada bunların yaşanmaması lazım. Zeytincilikle ilgili sıkıntıları biliyorum. Zeytinyağında yaşanan sıkıntıları biliyorum. Bugün yine uğradık. Diyor ki köylü kardeşim incir üretiyorum ya istediğim şurada Edremit'te bir kapalı pazar yeri koyun da bir incirimi götürüp satayım diyor. Bu kadar mı zor bunu yapmak? Ama temel problem ne biliyor musunuz? Kafalar sadece rant için çalışıyor. Burada çok ciddi bir çevre felaketi yaşanıyor. Bakın denizin 30 metre derinliğine derin deşarj yapmışlar. Ve boşalan bütün atıklar maalesef yavrularımızın sizlerin sağlığını tehdit ediyor. Bütün bunları yapmak inanın çok kolay. Sadece ve sadece ihtiyaç duyduğumuz yüreğinde vatan sevgisi, içinde Allah korkusu, bayrak sevdası ve Türkiye tutkusu olan insanların bu ülkeyi yönetmesi. İşte biz bunun için karşınıza geldik. İşte bunun için huzurunuzdayız. Hakan kardeşim bölgenin evladı. Onunla beraber inşallah Edremit'i, Balıkesir'i ayağa kaldıracağız. Bu ülke nasıl yönetilir? Bu topraklar nasıl yönetilir? Hep birlikte göstereceğiz. Sizlerin bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak bizlere destek istiyoruz ve Allah'ın izniyle hep birlikte bu bölgeyi ayağa kaldıracağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz.